TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün Alternatif Çözüm Gazetesi'nin genel yayın koordinatörü ve köşe yazarı Serkan Özkaya ile birlikteyiz. Gündemle ilgili değerlendirmeler yapacağız. Öncelikle hoş geldiniz Serkan Bey. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte Başbakanlık koltuğu boş kaldı ve bütün konuşulan Türkiye'de şu andaki gündem Başbakan kim olacak? Evet. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz 4 hafta önce yazdığımız bir yazı vardı. Türkiye başsız mı kalacak diye. Gerçekten de başsız kaldı. Biz bu duruma çok üzüldük ama keşke yazdıklarımız doğru çıkmasaydı ama ne yazık ki yazdıklarımız doğru çıktı. Çünkü alternatifi olmayan bir lider gibi hareket etti Tayyip Bey. Karşısındaki aday Türkiye toplumunu yansıtan bir aday değildi. Yani şu an Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanlığı seçilmesinden dolayı bir koltuğun boş kalması elbette ki Türkiye'yi başsız bir duruma getirmiş oldu. Şimdi başbakan olarak konuşulan isim Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu. Bununla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Olur mu? 14'te, bugün 14'te toplanacaklar. Sizce... Şimdi Cumhurbaşkanlığı farklı bir seçim stratejisi izledi Türkiye'de bu zamana kadar alışılagelmişin dışında olan bir hareketti. Şimdi başbakan olarak da şu anki mevcut Dışişleri Bakanı olarak Davutoğlu'nu düşünülmüş olması ikinci bir hata, ikinci bir kaos ortamı yaratır. Çünkü neden? Biliyorsunuz ki IŞİD rehinelerle ilgili Türkiye'deki bazı Türk vatandaşlarımızın orada rehin olarak tutulmuş olması, dış politikanın tamamen karışık olması, Orta Doğu'daki kaynayan kazanın bu Arap Baharı'nın ve Arap ülkelerindeki var olan kıvılcımla çıkan kaos ortamına karşılık hem Cumhurbaşkanı'nın ortada kalması, Cumhurbaşkanı'nın bir boşlukta olması, AKP'nin şey olması, yeni genel başkan seçmesi için kongre sürecinin olması, Dışişleri Bakanlığı'nın koltuğunun da boşaltılıp başbakanlığa geçmesi, bunların hepsi üçü bir döngü olarak hareket ettiğinde iç meselelerini hallederken, iç meselelerle uğraşırken dışarıda bir boşluk kalacaktır. İşte düşman pusu havayı sever. Hele ki bu süreçte, bu rüzgarın kızıştığı havada bizim hiç 30 saniye bile boş bırakmamamız gerekir. Bu süreç tehlikeli bir süreçtir. Evet. Şimdi kulislerde konuşulanlar genelde doğru çıkıyor. Mesela Recep Tayyip Erdoğan işte Cumhurbaşkanı adayı olacak mı, olmayacak mı, son dakikayı bekliyoruz falan dediler. Ama Cumhurbaşkanı adayı yine Recep Tayyip Erdoğan oldu. Şimdi de Davutoğlu konuşuluyor. Yani büyük ihtimalle ben de Davutoğlu'nun olacağını düşünüyorum. Ama olmazsa kim olabilir size göre? Valla AKP'nin durumu aynı şey, Anavatan Partisi'nin durumuna benziyor. Biliyorsunuz rahmetli Turgut Özal'ın bir alternatifi yoktu. Turgut Özal en son Cumhurbaşkanı olarak vefat etti. Şimdi müsamahalı yani faili meçhul şekilde tartışmalı bir şekilde vefat etti. Ondan sonra AK Parti, Anavatan Partisi ile alakalı bir süreç kalmadı. Biliyorsunuz Abdullah Gül şu an Cumhurbaşkanlığından tekrar partime döneceğim dedi. Bazı engellerle karşılaşmış oldu. Kırgınlıklarla karşı karşıya geldi. Ama ne yazık ki bu kırgınlıklarla ilgili konuşmadı bu zamana kadar. Şimdi bir şeyler hanımefendi konuşmaya çalışıyor ama ne yazık ki insanlar artık saatten sonra yani eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün söylediği söylediğine çok fazla itibar etmez. Çünkü der ki zamanda niye konuşmadınız? Evet. Neden o zaman konuşmadınız da şimdi konuşuyorsunuz diye? Şimdi bir karışıklık var yani. Sözünüzü keseyim ama resepsiyonda şöyle bir şey olmuş. Veda resepsiyonda Abdullah Gül'ün. Harun İsa Gül demiş ki ben bu zamana kadar sustuk. Kendi çizgimizden taviz vermedik. Bundan sonra da beni kimse susturamayacak diye bir şey söylemiş. Biz iktidara geldiğimiz zaman çizgimizi aynı koruduk ama bizimle birlikte gelip de değişenler var demiş. Size göre o değişenler kim olabilir? Buna göre o değişenler beni hiç ilgilendirmiyor. Ya da o değişenlerle alakalı kendisi değişmişti. Kendisi de Cumhurbaşkanı eşi olmadan önce Türkiye Cumhuriyeti'ni Avrupa Birliği'ne şikayet etmiş. Avrupa Birliği mahkemelerinde yargılatmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ceza aldırmış bir hanımefendiydi. Sonra bu Türkiye Cumhuriyeti'nin en başındaki vatandaşın eşi olarak, first lady olarak görev yaptı. Yani bence kendisinde de büyük değişiklikler var.
Elbette ki yol arkadaşlarında da değişiklikler olacaktır. Çünkü zaman koşul, nesnel koşullar sürekli değiştikçe, ülke gündemi değiştikçe yanındaki insanların da değişmiş olması lazımdı. Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı döneminde hiçbir şeye karışmadı. Etliye ve sütliye hiçbir şeye karışmadı. Evet. Yani susarak beklemek değişmemek mi demektir? Yani çığlıkları görüp de kulağını kapatmak değişmemek demek midir? Kötülükleri ve haksızlıkları görüp kulağını kapatmak, duyarsız kalmak, yani onu şey yapmaz yani. Kaldı ki biz onu bizde savunsun diye belki. Evet. Oysa ki Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu başbakanlık sürecinde bana kalırsa başarılı ya da başarısız onu tartışmayalım. Sonuçta bizim ülkemizin bir başbakanıydı. Şu an başbakanlık görevinde kimse yok. Ortada bir boşluk gözüküyor. En kötü başkan, yani en kötü başlılık bile başsızlıktan daha iyidir. O yüzden ülkede çok ciddi şeyler oluyor. Hele ki Orta Doğu'da kaynayan bir kazan var. Bu kaynayan kazandan bu kadar uzakta durmuşsak, bu kadar en azından ekonomik anlamda insanlarımız bu kadar çok dar boğazda değilse ve insanlar halen haliyle, vaktiyle mutluyken, insanlarımız halen sandığa gidiyor, oy veriyorsa, sandığı bir alternatif olarak görüyorsa, sokağa dökülmüyor, Arjantin gibi, Yunanistan gibi meclisler basılmıyor, insanlar rehin alınmıyorsa, halen insanlar siyasetçilere güveniyorsa, bence iyi bir süreçteyiz ve bu süreci devam ettirilmesi lazım. Bu arada AK Parti kendi içinde kendi birbirlerine girmiş oldular. Sağ olsun muhalefet de kendi içlerine birbirine girmiş oldular. Bu kaosu ve kargaşa ortamını aradan hemen çözmesek Türkiye kötüye gidebilir. Şimdi tabii Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması tabii AK Parti'yi değiştirdi. Bir de bunun yanında CHP'de de karışıklıkları olmaya başladı. Evet. Zaten aslında aday seçildiği zaman, Ekmelettin seçildiği zaman bir karışıklık olacağı belliydi. Gerek Emine Ülker Tarhan'ın açıklamaları, Gürsel Tekin'in açıklaması falan. Sonradan istifaları oldu, konuşmaları oldu. Şimdi onlar da bir genel başkan seçimine gidecekler. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi Ekmelettin Bey çatı adaydı ama çatısız bir adaydı. Hı hı. Tabanın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanının kabul edemeyeceği bir şeydi, adaydı. Cumhuriyet Halk Partisi yıllardan beri yanlış bir sistemle hareket ediyor. Halkına arkasını dönerek tabanın sesine kulak asmadan, tabanın yerine demagoji politikalarıyla insanların karşısına gitmesi, dayatma, yani bürokrasinin sadece soylu sınıfın bir politikasıymış gibi, soylu sınıfın bir partisiymiş gibi hareket etmesi iflas etmiştir artık. AK Parti 4 dönemdir, 3 dönemdir başarılı olmasını ve vatandaşların, hele ki yoksul vatandaşların umut kapısı olarak göstermesinin tek suçlusu Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir anlayışına ters hareket etmesinden kaynaklanmaktadır. Bir parti ne kadar halkına arkasını dönerse bu duruma gelir. Önümüzdeki seçimlerde de eğer yeni bir sol, sosyal demokrat bir politika çıkmasa Cumhuriyet Halk Partisi barajın altında bile kalabilir. Böyle bir süreçteyiz yani. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu tabii destekleyen bir grup var. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun tam karşısında olan bir grup var. Siz Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumda? Kemal Kılıçdaroğlu bu partiye bir kasetle geldi. Geldiğinden beri özümselenmeyen, geldiğinden beri partinin içerisinde kabullenilemeyen bir durum var. Çünkü sosyal demokrat bir partinin genel başkanı kendisinin ne kadar devrimci olduğunu, ne kadar çok sosyal demokrat olduğunu söylemiş olsa bile geldiği metot yanlıştır. Yani şu an kurultayı kendiliğinden toplamış olması insanlara şirin gözükebilir. Bak ne kadar demokrat adam, kendisini tekrar yönetime sorgulatmak açısından kongreye gidebilecek açık yürekliliği gösteriyor. Bu ona dayatılan bir politikaydı. Onu yapmasaydı karşısındaki insanlar daha fazla oy alırdı. Sırf daha karşısındaki insanlar daha fazla oy almasın diye avantajı kaybetmemek için kendisi böyle bir karar aldı. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'ne uygun bir genel başkanı hiçbir zaman olmadı. Halen de olmadı. Bence Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi devam edecekse bu ayrışmalar, bu kopmalar biraz daha
netleşmeli ve sosyal demokrat bir partiye Türkiye'de gerçekten sola dayalı, halka dayalı, yoksulluğa dayalı ve yoksulluğa karşı mücadele verecek bir partinin emekten ve haktan yana bir siyasal bir duruşun olacağı bir partiye ihtiyaç var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ya da Cumhuriyet Halk Partisi şu an sosyal demokrasinin bir aynası olamaz, mümkün değil. Peki bunun dışında gündemde şu anda Almanya'nın dinlenme listesinde Türkiye'nin de olduğu görülüyor. Ve NATO üyesi olan tek ülke Türkiye. Sizce bunun nedeni ne olabilir? Siz olsanız dinlemez misiniz? Bence sadece Almanlar değil, bütün dünya bizi takip ediyor. Neden takip ediyor? Başbakanınız yok, cumhurbaşkanınız yok, muhalefetiniz yok. Ortalık karmakarışık. Evet. Çoban olmayan bir köyde herkes çoban olmak ister. Herkes DNA'ını alıp çoban olmak ister. Bu ülke, biliyorsunuz Türkiye, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan, stratejik konumu çok değerli ve kıymetli olan bir bölgedeyiz. Siz bunun bu kadar boşluğa, bu kadar sahipsizliğe, bu kadar hasta adam yatağında, özellikle ısrarla hasta adam yatağından kalkmasını istemezseniz, elbette ki sizi dinleyecekler. Elbette ki sizin zaaflarınızdan fayda sağlayacaklardır. Elbette ki sizin yapamadığınız boşlukları onlar doldurmak isteyeceklerdir. Evet. Türkiye'nin bu zamana kadar, Cumhuriyet kurulduğundan bu zamana kadar ürettiği bir şey var mı? Yani halen bizim insanlarımız Almanya'yı umut kapısı olarak görüyor. İnsanlarımız halen Almanya'da çalışıp orada emekli olup Türkiye'de gelip bir şeyler yapmak istiyor. Alman vatandaşlar da sizi takip etmek ister. Çünkü boştasınız. Yazık. Evet. Davutoğlu da bu konuyla alakalı yakın takipteyiz diye bir açıklama yaptı. Şimdi Davutoğlu Dışişleri Bakanımız önce dışarıdaki IŞİD denen bir çeteden gitsin, bizim rehinelerimizi alsın. Ben onun yerinde olsaydım başbakanlığa adımı bile konuşturmazdım. Giderdim, önce rehinelerini kurtardım. Ve o çete gelmiş, Türkiye'de eğitim almış, Türkiye'de destek görmüş, Türkiye'nin hastanelerini kullanmışlar ve American Time dergisinde verdiği röportajlarda biz bu konu Türkiye'yi çok rahat kullanıyorduk, şimdilerde kullanamıyoruz gibi açıklamalar yapıyorsa bence ortada çok büyük bir ayıp var. Önce bu ayıbı düzeltmek lazım, ondan sonra bu halkın başbakanı olarak oturmak lazım akolca. Peki IŞİD'den bahsetmişken şöyle bir şey sormak istiyorum size. Ezidilere karşı biliyorsunuz büyük bir zulüm evet. yapılıyor. Ve bunun yanında tabii oradan bizim tarafımıza gelip bizim sınır bölgesinden geçip hastanelerimizde de tabii tedavileri yapılıyor. Ama şöyle tahmin ediyorum, hani sadece Ezidilerin geçmediğini tahmin ediyorum oradan. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi Yezidiler biliyorsunuz Türkiye'de, belki Doğu Anadolu bölgesinde çok fazla yaşayan bir etnik kökenlerimizdeki vatandaşlarımızdan da, hatta Türkiye'de de Kars'ta, Iğdır'da, Doğu Beyazıt'ta, Mardin'de, Bitlis tarafında bile var olan vatandaşlarımızdı. Ben bir vatandaşı Yezidi ya da Müslüman ya da Hristiyan ya da Süryani olarak ayrımını kesinlikle yapmam. Çünkü şey olarak, insan olarak bakarız. Bir insan topluluğunun, bir insan ırkının, bir dini inanışın mensuplarının inançlarından dolayı, görüşlerinden dolayı katlediliyorsa, öldürülüyorlarsa dünyanın en büyük ayıplarından birisi bu. Bu dünyanın en yüz karası olarak kabul edilmesi gereken bir suçtur. Bunu şiddetle biz kınıyoruz. Yezidi'yi de, Hristiyan'ı da, bütün herkesin insanca yaşayabileceği bir toplumumuz istiyoruz zaten. Bütün insanlar düşünceleriyle, ibadetleriyle rahat rahat yaşasın diyoruz. O yüzden kendi ülkemizdeki Yezidilere de ne yazık ki çok kötü davrandık. Hepsi, hele ki Kars'ın köylerindeki olan vatandaşlar ya da Mardin köylerindeki olan vatandaşlar kaçtı, yurt dışına gittiler. Şimdi eve dönüş ve köye dönüş operasyonuyla İnşallah tekrar ülkemize geri dönerler diye düşünüyorum. Peki şu anda tam olarak hani olaya Türkiye el koymuş durumda değil. Siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye biraz şu an geride mi durmalıyız? Türkiye şu an hiçbir şeye müdahale olamaz. Çünkü kendi işsel meselelerini halletmesi lazım. Bence Türkiye dış politikalara, dış ülkelerin işlerine sakın burnunu sokmamalı. Sokarsak burnumuz vallahi yanar. Bence Türkiye şu an hemen bir an evvel işsel meselesini çözsün. Önce can, yani önce hanenin içindeki mevzularımızı çözelim.
Ondan sonra güçlü bir Türkiye olalım da ondan sonra Amerika gibi sağa sola burnumuzu uzatmaya çalışalım. Amerika demişken Obama da biliyorsunuz bir harekat başlattı. IŞİD'e karşı CIA ile bir çalışma başlattılar. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülkemiz teröristlerden yana olarak gözüküyor biliyorsunuz. Yani Obama'nın tek yapacağı, yani IŞİD'e karşı yapmış olmuş olduğu müdahale, hı hı, dünyada bütün Avrupa ülkelerinde şey olarak gözükmeye başladı. Amerika için gülümseten bir sebep olarak başladı. Biraz keşke bunu Türkiye yapsaydı. Aynen, biraz daha artık liderim artık. Bana kimse dokunamaz mesajı verdi. Vermeye başladı. Yani yazık, Türkiye keşke orada kalmasaydı.